Çok kritik bir süreçten geçiyoruz ve baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Hepsini konuşacağız konuklarımızla. Size takdim edeyim konuklarımızı bu dilimde. CNN Türk Ankara temsilcimiz Dicle Canova bizimle birlikte. Ankara'da neler oluyor, neler beklentiler, olası senaryolar neler? Hepsini bütün detaylarıyla kendisinden alacağız bilgileri. YETEP Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya, İstanbul stüdyomuzda bizlerle birlikte. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe de uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Hepiniz hoş geldin demek isterim öncelikle. Dice Ece seninle başlamak istiyorum. Şimdi özellikle bu kritik gelişmeleri açılışta da tek tek üzerinden geçtik. Irak'la başlayalım mı? Çünkü Irak Başbakanı Sudan İstanbul'da. Dün Irak'tan yine bir konuk vardı Ankara'da. Dolayısıyla Irak'la bu işbirliği zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayındaki o tarihi ziyaretiyle yıllar sonra Bağdat'a yaptığı ziyaretle de artık daha da perçinlenmişti. Ne aşamaya geldi işbirliği? Özellikle terörle mücadele konusunda bir yandan da kalkınma yolu projesi var. O ayakta neler ilerliyor? Enerji ayağında neler oluyor? Sen aktar bize lütfen. Evet Büşra yani Sudan ile bugün yapılan görüşmenin zamanlaması da çok kritik aslına bakarsan. Çünkü ne demişti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler? Pençe kilit harekatında sona geldik. Kasım ayında kilidi kapatabiliriz demişti. Kasım ayı bu anlamda pençe operasyonlarında nihayete ulaşılması ve sonuç alınması anlamında önemli bir ay ve hemen Kasım ayının ilk gününde e, Irak Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi bu anlamda dikkat çekici. Dün de Hakan Fidan Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile bir araya gelmişti Ankara'da. Bugün Cumhurbaşkanı ve Sudani görüşmesinde de Hakan Fidan yer alıyor. O görüşmeye katılıyor. şimdi neler var gündemde? Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın Bağdat ziyareti sırasında imzalanan güvenlik mutabakat zaptına ilişkin gelişmeler. Bunlar kritik başlıklar. Tam da işte pençe kilitin sona geldiği, kilidin atılmasına ramak kaldığı bir süreçte tabii ki ortak güvenlik koordinasyon merkezi kurulması kararı alınmıştı bu hangi aşamada daha da hızlandırılması gerekiyor artık. Çünkü kilit atıldıktan sonra Irak'ın güneyinde de merkezi hükümetin PKK'ya karşı kontrol sağlaması gerekiyor. Bu güvenlik koordinasyon merkezi de biliyorsun hem ortak istihbarat hem de ortak askeri değerlendirmeler için önemli bir merkez olacak. Diğer yandan Başıkan'ın statüsünde değişikliğe gidilmesi kararı da alınmıştı. Yani orada da bir ortak eğitim ve işbirliği merkezi kurulacaktı. Bu hangi aşamada? Bunun da hızlandırılması söz konusu. Diğer yandan e, Kuzey Irak'ta seçimler oldu biliyorsun. E, oradaki sonuçlar önemliydi. Ankara memnun. Şimdi bu aşamadan sonra mesela yumurtalık petrol boru hatlarının e, tekrar devreye sokulması, iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için Ankara yine devrede. Kalkınma yolu bu çok önemli. E, çok yakın zamanda bakanlar bir araya geldi. Kalkınma yolu projesiyle alakalı yeni mutabakat zaptına imza atıldı. Bu Irak'ın bundan sonraki kalkınması ve kendi iç istikrarı açısından da çok önemsediği bir proje. Ama Türkiye açısından da en önemlisi tüm bu projelerin hayata geçebilmesi için... Oradaki terör varlığının sonlandırılması, teröristlerin Türkiye olan tehdidinin bitirilmesi. Bu amaçla da biliyorsun pençe operasyonları 2019 yılında başlatılmıştı. En son 2022'de Pençe Kilit Harekatı'na başlandı. Ve e, burada hedef Irak sınırı boyunca 30-40 kilometrelik bir derinlikten teröristleri temizlemek. Böylece teröristlerin Türkiye sınırından içeriye girmesini engellemek. Ve elbette Irak'ın kuzeyinde boşluk kalmamıştır. ...kalmayacak şekilde işte oraya Türk askerinin kilit atması. Dediğim gibi Kasım ayında bu müjdenin verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği o müjdelerden birisi de... ...Irak ayağı en azından pençe kilit operasyonunun sonuçları olabilir. Diğer yandan elbette tabii ki bu 30-40 kilometrelik derinlikte... De ...Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolü sağlarken daha aşağılara indirilmiş olacak olan terörist unsurlarında Irak merkezi hükümeti tarafından kontrol altında tutulması isteniyor. Henüz tam olarak süreç bitti mi? Bitmedi. Sinjar ayağı var biliyorsun Süleymaniye ayağı var. İşte Tüm bunlar konuşuluyor, değerlendiriliyor ama Irak'ta görünen o ki PKK için artık neredeyse yolun sonuna genildi diyebiliriz. Hatta işte eğer kilidin atıldığı açıklanılırsa en azından Türkiye'de sınırdan içeriye sızmaların büyük büyük oranda engellendiği, büyük büyük oranda terörün sınır içinde sorun olmaktan çıkarılacağı ifade ediliyor ama elbette tabii ki terörist varlığı sürdüğü, sürdüğü müddetçe de askeri mücadele de devam edecek. İşte Irak'la da o noktadaki işbirliği ayakları üzerinden tekrar tekrar konuşuluyor. Bakalım bugün Irak Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kabulünden sonra bir açıklama yapılacak mı taraflardan? Elbette merakla bekliyoruz. Satır aralarında verilen mesajları da çok dikkatle takip edeceğiz. Yine polis bilgilerinde elbette perde arkasını bu görüşmenin takip ediyor olacağız. Bir yandan da tabii terörle mücadele deyince işin Suriye ayağı var. Ve sadece Suriye'yi de tek başına ele alamayız herhalde öyle değil mi? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran oradaki nüfuzları ortada. Dolayısıyla bu ayakta Suriye ayağında ne beklemeli? Şimdi Büşra, Suriye ayağında elbette siyaseten atılabilecek adımlar var. Birazdan onları anlatacağım ama gelişmelere göre askeri seçenek de her zaman masada. Ankara'daki kaynaklar bunun altını çiziyor. Mesela Türkiye'nin son operasyonları. Şimdi bunlar zaten birer mesaj yani sahada Türkiye istediği zaman neler yapabileceğini de gösteriyor bir taraftan. Tusaş saldırısı saldırısı sonrası yapıldı bu operasyonlar. Arda arda hem Suriye'deki nokta atış çok önce belirlenen e, terörist e, faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler vuruldu. Hem de Irak'ta. Şimdi e, benim edindiğim bilgilere göre de üstelik bu bugüne kadarki en güçlü, en kuvvetli harekattı. E, ama Ankara bunu meşru müdafaa hakkına dayandırdı. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi çerçevesinde hareket et, etti. Dolayısıyla orada e, Amerika'nın da Rusya'nın da ses yükseltme hakkı doğamadı. Bu sessizlik, bu kabulleniş bundan tamamen meşru müdafaa hakkını kullandı Türkiye. Şimdi bu bir tarafa dediğim gibi askeri seçenek Ankara her fırsatta söylüyor gerektiğinde kullanmaktan kaçınmam ama Suriye'de Siyasi düzlemde 3 potansiyel gelişme beklenebilir. Cumhurbaşkanının kastettiği müjdeler belki bunlar olabilir. Nedir? Birinci sırada Tel kontrolünün Türkiye'ye bırakılması. Biliyorsun Tel Rıfat, Rıfat, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinin tam ortasında yer alıyor. Ve orada e, yıllardır YPG PKK konuşlanmış vaziyette. Son süreçte e, Irak milis güçleri, Suriye rejim askerleri ve YPG e, o bölgedeydi. Rusya'nın kontrolü altında. Şimdi oradan yapılan sızmalarla çoğu zaman işte Türk askerine dönüp saldırılar olabiliyor. Bugünkü Suriye harekatının bir bölgesi de Fırat Kalkanı bölgesi. Bunu da açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Dolayısıyla oranın Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin kontrolüne geçmesi güvenlik anlamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinin güvenliği anlamında çok önemli olacaktır. Ee, biliyorsun Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre deninlikte e, bir alandan YPG ve PKK'nın çekileceği vaat edilmişti. Türkiye'ye e, Barış Pınarı Harekatı sırasında hem Rusya hem Amerika tarafından. Ve bu henüz gerçekleştirilmedi. Dolayısıyla bugünkü gelişmelerde baz alınarak Rusya'nın hakimiyeti olan Tel Rıfat'ta... E, Türkiye'ye dönük hamle yapılması çok olumlu olur deniyor Ankara açısından. E, ve tabii ki o bölgede tam kontrol sağlanır. O bölgeden e, PKK'nın, YPG'nin çıkardığı Arap nüfus, biliyorsun daha çok Azez bölgesine yerleştirilmişlerdi. Onlar da geri döner, o bölgedeki nüfus dinamiği yeniden eski haline gelebilir. Bu çok önemli. Erdoğan Putin arasındaki görüşmede de tüm bunların genel çerçevede ele alındığını anlıyoruz. E, ancak e, terifatla ilgili atım, e, bir adım atılacak mı? Bu düzeye gelin, gelindi mi? İşte bunu önümüzdeki günlerdeki gelişmeler gösterecek. Bir diğer önemli konu ne olabilir Suriye'de? Esad'la görüşme hep bu konuşuluyor. Acaba artık gerçekleşir mi? Çünkü malum Esad daha önce masayı devirdi. Niye devirdi? Türk askeri Suriye'den çekilsin dedi. Bu konuda da geri adım atmayacak. Ardından e, Rusya'nın devreye girdiği biliniyor idi ama yine bir e, çözüm sağlanamadı. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazan'da Putin'le yaptığı görüşmede Rusya'nın bu konuya ağırlığını koyması yönünde bir çağrıda bulundu. Az önce biz de haberimizde verdik. Hande Fırat, Lavrov'la çok önemli bir röportaj yaptı. Aslında merak edilen bütün soruları sordu. Ama açıkçası Ankara'da nabız tuttuğumda Lavrov'un mesajları çok fazla heyecan uyandırmış gibi görünmüyor. Neden? Şimdi Lavrov da dedi ki her iki taraf da artık görüşme konusunda daha istekli gibi duruyor. Biz de teşvik edici davranacağız. Ee, Ankara'nın elbette ki bu süreçten beklentisi... PYD-YPG'ye karşı bir işbirliğinin sağlanması tıpkı Irak'taki gibi ve Suriye'deki varlığına da bu anlamda ciddi baskı oluşturması terör örgütü açısından. Keza Suriye'nin toprak bütünlüğü için de bu önemli. Çünkü orada olası bir özel bölge kurma çalışmaları da böylesi bir işbirliğiyle sonlandırılabilinir. Ancak benim edindiğim bilgilere göre henüz Esad'la temas konusunda yeni bir gelişme yok. Suriye kanadı TSK'nın çekilmesiyle ilgili pozisyonunu belli ki koruyor şu aşamada. Türkiye'de diyor ki e, rejim de muhaliflerle anlaşsın. O zaman biz de onu görelim, ona göre oturalım. Dolayısıyla iki tarafın sınırları halen çok net, çok belli ve bunun değişebilmesi için uzun bir yol gidilmesi gerektiğine de kaynaklar vurgu yapıyor. Bu yol, işte bu yol mevcut gelişmelerle acaba kısalabilir mi kritik soru bu ee, şimdi tabii şu sıralar e, Suriye'nin önceliği İsrail'in ee, Suriye'de ne kadar ileriye gidebileceği noktasında yoğunlaşıyor. Tabi bu da oradaki dengeleri etkileyecek. Onun da altını çizeyim. Çünkü e, İran adına operasyon yürütebilen askeri ve sivil güçleri Suriye'de eğer İsrail etkisiz hale getirirse belki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den tamamen çekilmesinin de önü açılabilir gibi yorumlar da var. İşte o zaman YPG'nin varlığı ne olacak? O konu gündemde işte tam olarak da üçüncü başlık siyaseten yapılabilecek açılım Amerika ile Türkiye arasında acaba YPG konusunda bir uzlaşmaya varılabilir mi? Şimdi o konuda da nabız tuttum da iki taraf arasında görüşmeler sürüyor bunu çok net söyleyebilirim. YPG ne olacak? Amerika çekilirse the day after diyorlar biliyorsun de Bunun nabzını tutmaya çalışıyor. E, o noktada biliyorsun Türkiye'nin Malum tezi orada bir uydu yapıya yani bir teröristana asla izin verilmeyeceği yönünde Bu çok net. İkincisi bu unsurların daha güneye indirilmesi ve silahlarının teslim edilmesi yönündeydi. Şimdi deniyor ki Amerika'nın YPG'yi bölgede kullanmayı sürdürmek istediği gibi bir irade görünüyor. Ancak bu terörist yapının Türkiye'ye karşı kullanılmaması, Rakka'nın güneyine hatta Deire Zor'a kadar yani bir 100 kilometre sınırdan 100 kilometre derine çekilmeleri durumunda Amerika ile Türkiye arasında en azından bir kapı açılabilir gibi yorumlar yapılıyor. Şimdi bu noktada Suriye Milli Ordusu da biliyorsun kuzeyde, sınırda. Onlara da bir statü tanınabilir mi? Mesela kaçakçılıkla mücadele gücü gibi onların da o bölgedeki dengenin sağlanması açısından bir yasal statüye oturtulması söz konusu olabilir mi? Ortaya ol, bu mudur? İşte tüm bunlar e, konuşuluyor, görüşülüyor ama ne zaman sonuçlanır, nereye evrilir? Malum e, salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi var. Bu çok önemli olacak. E, deniyor ki Amerikan tarafından seçim öncesi belki bir sorun yaşamamak adına bazı açılımlar yapılabilir, bazı sözler verilebilir ama bunlar ne kadar tutulabilir nitelikte. İşte bu sorunun yanıtı Ankara için çok kritik. Dolayısıyla başkanlık seçimi beklenecek. Suriye'ye dönük Amerika'nın bundan sonraki yaklaşımı da benim anladığım kadarıyla Türkiye ile ilişkilerde çok kritik bir eşik olacak gibi duruyor Büşra. Ha, 2016'dan beri konuşuyoruz. Mütabakat üzerine mütabakat, mekanizma üzerine mekanizma kuruldu ama o sözler bir türlü tutulmadı. Dolayısıyla bakalım başkanlık seçimleri sonrasında nasıl şekillenecek süreç. Bütün ülkeler o sonucu bekliyor elbette pozisyon almak için. Çok çok teşekkür ederiz Zecanova. Aktardığın tüm bilgiler için konuklarımız.